Günaydın sevgili Ulusal Kanal izleyicileri. Basın turuyla sizinle tekrar birlikteyiz. Bugün birinci gazetemiz Aydınlık. Aydınlık gazetesi yaklaşık 4 gündür ilan ettiği haberi bugün açıkladı ve Öcalan'ın nerede olduğuna cevap verdi. Bursa'da MİT'in misafiri diyor Aydınlık gazetesi. MİT'e siyah bir helikopterle İmralı'dan çıkarılan Abdullah Öcalan sık sık MİT Bursa Bölge Başkanlığı Merkez Misafirhanesi'ne götürülüyor. Ömür boyu hapse mahkum olan Öcalan'dan 10 aydır haber alınamaması son günlerde Öcalan nerede sorusunu gündeme getirdi. Aydınlık güvenilir kaynaklardan Öcalan'ın son bir yıldır sık sık İmralı'dan alınarak MİT'in Bursa'daki Merkez Misafirhanesi götürüldüğü bilgisine ulaştı. MİT'e ait siyah bir helikopterle bazen de bir yatla İmralı'dan alınan Öcalan, Mudanya üzerinden misafirhaneye ulaştırılıyor. Öncelikle son aylarda zamanının büyük bölümünü burada geçiriyor. Öte yandan 11 Haziran 2011'den beri askeri yetkililerden Öcalan'ı İmralı'da gören yok, diyor Aydınlık gazetesi ve herkesin merak ettiği soruyu yanıtlıyor bugün. Manşetten verdiği haberinde ABD'nin vurduğu şehit değil mi diyor Aydınlık gazetesi. Amerika'nın 1992'de vurduğu muavenet gemisinde şehit düşen Teğmen Alper Tunga Akan'ın kardeşi İsmail Can isyan etti. Kardeşim eğitim zayiatı sayıldı. PKK'nın vurduğu şehit de ABD'nin vurduğu ne diye soruyor şehidin kardeşi. Terörün hası Amerika değil mi diye soruyor. Şehit kardeşi Can Akan, ağabeyi NATO tatbikatında hayatını kaybettiği için görev şehidi yani eğitim zayiatı sayıldığını belirtti. Şehitlerimiz görev ve terör şehidi diye ayrılıyor. Şehit nasıl sınıflandırılır diyen Akan, görev şehidi ailelerinin haklardan yararlanamadığını da ifade etti. Aydınlığa konuşan Akan, bilmiyorum anlar mısınız hükümete ve Amerika'ya olan kinimi? Görev şehidi yasalara bakıldığı zaman şehit yerine konulmuyor bile diyor. Muavenet şehitlerinin unutulduğunu belirten Akan soruyor. Amerika'nın vurduğu şehit sayılmıyor mu? Evet, şehit kardeşi isyanını böyle dile getirmiş Aydınlık gazetesinden. Ve özel görevli mahkemelere ilişkin düzenlemeye tepkiler var. Kabul etmemiz mümkün değil başlığıyla yer alıyor. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ergenekon, Balyoz gibi davalar sonuçlanıncaya kadar özel yetkili mahkemelerin görevlerinin devam edeceğini, bu konuda muhalefetle de anlaştıklarını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ise Elitaş'ı yalanladı ve anlaşma kesinlikle doğru değil, böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, dertleri kendileri hakkında açılabilecek davaları önlemek diye konuştu. Ve hava iş direnişiyle tekrar birlikteyiz. Aydınlık gazetesi çalışanları perşembe akşamı hava işin direnişine destek verdi. Perşembe günü 31. günündeydi direniş. Ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın hava yolu emekçilerine destek kampanyasının ilk ziyaretçileri Aydınlık gazetesi çalışanları oldu. Aydınlık emekçilerini coşkuyla karşılayan direnişteki işçiler, "Zafer direnen hava işin olacak" sloganları attı. Hava İş Genel Başkanı Atilla Yayçin direnişteki işçilere şöyle seslendi. Bugün de direnişin 31. gününde güler yüzlüsünüz. Sizlerle beraber olmak her genel başkana nasip olmaz. Genel yayın yönetmeniniz Serhan Bolluk ise sonbahara doğru halk hareketi dönemine girileceğini belirterek bunun başlangıcını 29 Mayıs Türk Hava Yolları Emekçileri grevi olarak görüyorum dedi. Ve cemaat kadrolaşması bu kez yargı engeline takıldı ve yargıdan döndü. AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'in kaynı Profesör Doktor Metin Doğan'ın rektörlüğünü yaptığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 2011 yılında yapılan 31 personel alımı mahkeme tarafından iptal edildi. Ankara Tabip Odası alımların kişiye özel ve üniversitede belli bir cemaatin kadrolaşması amacıyla yapıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Ve TRT ile ilgili bir haberle yine karşınızdayız. Aydınlık, İbrahim Şahin Euro 2012'nin şifresini kırdı, TRT karıştı diyor.
TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Euro 2012 karşılaşmalarının uydudan şifresiz yayınlanması talimatını verince ortalık karıştı. Şifresiz yayın için yazılı talimat verilmesini isteyen TRT Stüdyolar Daire Başkanı Cevat Yayla işinden oldu diyor. Ve Tayyip Erdoğan, sen Türkiye değilsin, Türkiye'yi pazarlayansın diyor. Aydınlık Gazetesi'nin baş yazısında İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan Türkiye'yi pazarlıyorum diyordu. Bu bir kimlik beyanıdır ve bir görev tanımıdır. Tayyip Erdoğan, sen Türkiye değilsin, Türkiye'yi pazarlayansın. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı değil. Anayasa Mahkemesi hükmüyle Cumhuriyet yıkıcısısın. Türkiye Devleti'nin hükümet başkanı değil, kendi itiraflarınla Amerika Devleti'nin BOP eş başkanısın diyor Doğu Perinçek. Ve sıradaki gazetemiz Sözcü Gazetesi. Sözcü tahliye pazartesi başlığını atmış. Şike davasında karar için son 48 saat diyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hükümle birlikte serbest kalması bekleniyor diyor. Şike davasında karar pazartesi günü açıklanacak. Aslında cuma günü açıklanacağı söylenmişti ancak pazartesiye ertelendi. Saat 10'da mahkeme başkanı kararını açıklayacak. Ve bunları izlediniz mi manşetten veriyor haberini. Milletin parasını işte böyle çarçur ediyorlar diyor Sözcü Gazetesi. İktisadiyat, Minel Aşk, Güneş Şehirleri ve Nuray Mert'le Orta Doğu isimli programları yapan AKP kurucusuna ait medya şirketine TRT tarafından 5.3 milyon lira ödendi diyor. Vatandaşın elektrik parasından, vergisinden kesilen milyonlarca liranın akıtıldığı TRT bu paraları miras yedi gibi harcıyor diyor. Alın size örnek. AKP'nin kurucularından ve halen yöneticisi olan Ayşe Böhürler'in sahibi olduğu ajans Y Medya şirketi 2008'den bu yana TRT'ye program hazırlıyor. Bunun karşılığında da yüklü paralar alıyor. Halkın isimlerinden bile bir haber olduğu programlar reytinglerde yerlerde. İlk yüze giren bile yok. Bunlardan İktisadiyat programı TRT Arapça için hazırlandı. 551 bölüm çekildi. TRT bölüm başına 8500 liradan 4683 bin lira ödedi diyor Sözcü. Ve Atatürk İlköğretim Okulu'nu İmam Hatip Okulu yaptılar diyor Sözcü Gazetesi. Eğitimde 4 artı 4 artı 4 dönüşümü sürüyor. Niğde'de de Atatürk İlköğretim Okulu'nun adını Niğde İmam Hatip Ortaokulu yaptılar. Veliler tepkili diyor Sözcü Gazetesi. Ve Sözcü Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Yurt Gazetesi var. Ekmeğe gizli zam manşetiyle bizlerle birlikte bugün Yurt Gazetesi. Gıda Bakanlığı, Gıda Kodeksi adı altında temel gıda maddesi ekmeğe bir takım yenilikler getirdi. Yarından itibaren ekmek poşete girecek. 250 grama inecek ancak fiyatı aynı kalacak diyor. Yarından itibaren resmi uygulamaya geçecek Türk Gıda Kodeksi ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği temel gıda maddesi ekmekte bazı değişikliklere neden olacak. Tuz miktarı azalacak, kepek miktarı artacak. Sağlık açısından olumlu bir gelişme. Oysa halkı en çok yetkileyen kısım tebliğin en sonunda saklı. Zira 300 gram ekmek poşete girerken 250 grama düşecek. Ancak fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ve ertesi gün hapına fişleme diyor Yurt Gazetesi. Kürtaş gebelik takibi derken Sağlık Bakanlığı şimdi de ertesi gün hapları için harekete geçti. Bakanlık eczanelerden kimler tarafından ve hangi sıklıkla kullanıldığına dair bilgi istedi. Ve Doğan Medya'ya baskın başlığıyla tekrar bizlerle Yurt Gazetesi. Doğan TV Center'a ait Teleshopping'te yayınlanan programlarda kaçak ürün satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Kanalın altı depodan satın aldığı yaklaşık 15 bin cep telefonuna el konuldu diyor. Ve Yurt Gazetesi pazartesi günü Sivas katliamının yıl dönümüne de dikkat çekiyor. Pazartesi günü Sivas katliamının üzerinden tam 19 yıl geçmiş olacak. Katliamın siyasi sorumluları hala yargı önüne çıkartılmadı.
ve geleneksel yobazların insanlığa karşı işledikleri suç sistematik olarak aklanmaya çalışıldı. 3 gün sürecek yazı dizimizde katliamı, davayı ve Sivas'ı bir başka açıdan anlatacağız diyor Yurt Gazetesi ve yazı dizisinin ilanını veriyor. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi dosyasına göre hukuk başlığıyla bugün bizlerle ve özel görevli mahkemelere ilişkin düzenlemeyi başlık üstüne çıkarmış. ÖYM'ler kalkacak ama Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi davalarda sürecek diyor Cumhuriyet Gazetesi. Gül, özel görevli mahkemeleri topa tuttu. Yargıdaki uygulamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Cumhurbaşkanı, bakın İzmir Belediyesi'ne suçun var olup olmadığı belli olmadan örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti, çıkar amaçlı suç örgütü, bir de terör suçu deyip ÖYM'ye sokuyorlar. Bundan da bir şey çıkmayacaktır diye konuştu. Gül, ÖYM değişikliği için de bu zihniyet meselesi hakimin tahakkümüne dönüştü diyor. Hukukçular eşitsizlik diye tepki gösteriyor özel görevli mahkemelerin düzenlenmesine. Özel yetkili mahkemelerin bazı davalarda çalışmalarını yürütmesi eğilimi hukukun ruhuna ihanet olarak değerlendirildi. Profesör Köksal Bayraktar, hem her mahkeme için ayrı usul kuralı olur mu? 21. yüzyıldayız. Türkiye bu halde olmamalı dedi. Eşitliğin bozulacağına dikkat çeken Profesör Ülkü Azrak da, bu ülkede iki hukuk sistemi olmaz. Davalar 10 yıl sürerse ne olacak diye sordu. Yeni dava açılmayacak. AKP'nin yürüttüğü çalışmada başta cemaat olmak üzere parti içinde ve dışındaki itirazlar dikkate alınarak Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarının bitimine kadar ÖYM'lerin sürmesi kararı çıktı. ÖYM'lerde devam eden davalar dışında hiçbir dava açılmayacak. Adları ihtisas oluyor. ÖYM'lerin kaldırılmasının ardından bu mahkemelerin görev alanlarındaki davalara ağır ceza mahkemeleri bünyesinde görevler verilecek. İhtisas mahkemeleri bakacak. Düzenleme bugün 3. yargı paketiyle birlikte mecliste görüşülecek diyor Cumhuriyet Gazetesi. Ve tehlikeli yığınak başlığıyla bizlerle Cumhuriyet Gazetesi başlık altından verdiği haberde Türkiye ve Suriye karşılıklı olarak ağır silahlarını sınıra konuşlandırdı diyor. Suriye'nin Türk keşfi uçağını düşürmesinin ardından Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gerilimin üzerine Gaziantep 5. Mekanize Zırhlı Tugayı'ndan kilise sevk edilen Stinger füzeleri sınıra yerleştirilerek Suriye'ye çevrildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu Gaziantep'e askeri birliklerle incelemede bulundu. Esad muhalifi Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye'deki komutanı Mustafa Elşeyh, Suriye sınırının 30 kilometre ilerisine Halep kentinin 30 kilometre güneydoğusuna 170 tank konuşlandırdığını iddia etti. Savaş uçağını ve iki kayıp pilotu bulmak için dünyanın en önemli keşif ve araştırma gemilerinden olan Nautilus'a görev verildi diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Vatan Gazetesi var. Vatan Gazetesi bu babamı unutmayın manşetiyle bizlerle. 16 yıl önce Ege'de Yunanlıların düşürdüğü F-16 uçağının pilotu Nail Erdoğan'ın kızı feryat ediyor. Hatay'a giden kurtarma gemisi babamı da çıkarsın. Bu vatan için şehit düştü, mezarı bile yok. 16 yıldır babasının denizin 400 metre altındaki demir kafesten çıkarılmasını bekleyen Evrim Erdoğan yaşadıklarını anlattı. Dedem oğlum bulunsun ama devlet masraf etmesin, Yunanlılar ödesin demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtık. Hakim Rum'du, sonuç alamadık. Komutanlar mutlaka çıkaracağız diye anlamadı diye soruyor şehidin kızı. Devlet babamı bulmalıydı. Bir mezarı bile yok. Bayramlarda anıt ziyaret ediyoruz. Suriye'nin düşürdüğü jet için Nautilus kurtarma gemisi gönderiliyor. O geminin babam için Ege'ye de gitmesini istiyorum. Atlantik'te 10 bin metredeki uçak bile çıkarılıyor. Neden babamın uçağı bulunmuyor diye soruyor şehidin kızı. Ve tetikçi 20 yıl sonra gözaltında başlığıyla Musa Anter suikastine ilişkin haberini veriyor Vatan Gazetesi.
20 yıl önce gerçekleşen yazar Musa Anter suikastinde tetikçilik yaptığı iddia edilen Hamit Yıldırım, dün sabaha karşı Şırnak'taki evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Anter'in öldürülmesi olayından yaralı kurtulan Orhan Miroğlu'nun avukatı ve Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, bu kişiyle ilgili olarak yıllardır suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Ve Aydınlık Gazetesi'nin haberini Vatan Gazetesi de baş sayfaya çıkarmış. Öcalan nerede diye soruyor Vatan Gazetesi. CHP Milletvekili Yılmaz, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan halen İmralı'da mı diye meclise soru önergesi verdi diyor. Ve sıradaki haberimiz de CHP'li vekilden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öcalan'a ev hapsi, dört parti anlaşırsa başım üstüne önerisine itiraz geldi. CHP milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Öcalan'a ev hapsini ne biz vekiller ne de tabanımız kabul eder diyor. Ve haberimizi izliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yani hiçbir şekilde ne terörle uzlaşmayı, ne teröristlere taviz vermeyi, ne ev hapsini, ne genel affı ya da demokratik özellik gibi Türkiye'nin bir kısmının bölünmesine yol açabilecek hiçbir çabayı desteklemeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu konuda grupta da konuşmalar olmuştu zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekilleri de genel olarak dile getirmişlerdi. Ben de dile getirdim ve böyle bir konuya asla evet demeyeceğimizi ve Sayın Genel Başkanımızın da evet demeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü böylesi bir olay ülkemizi derinden yaralayacaktır. Yıllar boyunca terörden acı çekmiş insanları da çok derinden yaralayacaktır. Ne tabanımız, ne ulusumuz, ne de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri böyle bir şeye izin vermez kesinlikle. Ve sırada Vatan Gazetesi var. Vatan Gazetesi'ni bitirmiştik. Sırada Milliyet Gazetesi var. Herkesin yanıt cevap aradığı soru diyor Milliyet Gazetesi. Ve Öcalan nerede sorusunu Milliyet Gazetesi de soruyor. Fitili Öcalan İmralı'da mı diyen Bahçeli ateşledi. Büyüyen tartışma meclise kadar taşındı. Avukatların 11 aydır göremediği Öcalan'ın durumu merak konusu diyor. MHP lideri Bahçeli'nin sorusuyla başlayan polemik, Aydınlık Gazetesi'nin Öcalan nerede? Cumartesi'yi bekleyin anonslarıyla büyüdü. Avukatları Öcalan'ı en son 27 Temmuz 2011'de gördü. Ocak ayında İmralı'ya giden Mehmet Öcalan'a burası çok hassas, görüşe çıkmamız uygun değil yazılı bir not verilerek kardeşinin kendisiyle görüşmek istemediği söylendi. Bakanlık yalanladı. Konuyu bir önergeyle meclise taşıyan CHP'li Yılmaz, Adalet Bakanı Ergin'e Öcalan'ın cezaevi dışında tutulduğu şüphelerini gidermeyecek misiniz diye soru sordu. Kulislerde Öcalan'ın daha iyi bir yerde tutulduğu, hastanede olduğu gibi iddialar yayılırken Adalet Bakanlığı bürokratları hala İmralı'da. İddiaların kaynağı ne bilmiyoruz yorumunu yaptı. Ve Milliyet Gazetesi de Stinger füzeleri Suriye'ye çevrildi diyor. Ve Erdoğan'ın dünkü konuşmasına yer veriyor. Erdoğan dünkü konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti. Ve sen Baz Partisi misin yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Halk Partisi misin diye sormuştu. Ve Kral üzülüyormuş başlığıyla tekrar Milliyet'le birlikteyiz. Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Sevda Tepesi'ndeki arazisine imar izni verilmesinin yankıları sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan bir yorum daha geldi. Kral araziyi satın aldığında imar izni olduğunu söyleyen Bayraktar aldıktan sonra iptal oldu. Bu da insanları üzüyor. Mütekabiliyet yasası çıkarttık. Bu hak teslim edilirse gayrimenkul talebi artacak. Haksızlık giderilirse imajımız kuvvetlenecek diye konuşmuş Erdoğan Bayraktar. Daha önce de geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığı açıklamada da Erdoğan Bayraktar sit alanı olan Sevda Tepesi'ndeki ağaçların Kral Abdullah'ın yıkmayacağını ümit etmişti. Ve Gülden özel yetkili mahkemelere tepki diyor Milliyet Gazetesi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nu kastederek daha suçun var olup olmadığı bile belli olmadan her şeyi buraya sokuyorlar. Bir belediye başkanını incelemeden, suçun vasfını belirlemeden buraya sokuyorlar. Esasına bundan bir şey çıkmayacaktır sözlerini baş sayfaya taşımış. Ve Milliyet Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Radikal Gazetesi var. Radikal Gazetesi hayvana pis, insana mis başlığını atmış. Yatağında aynı suya iki farklı rapor verildiğini gündeme getirmiş. Yatağın termik santralinin kül göletinden sızan sular köylülerin isteğiyle analiz edildi. Aynı suya hayvancılık ve insani tüketim açısından iki farklı rapor çıktı diyor. Tarım Müdürlüğü tarım ve hayvancılık açısından uygun değildir raporu verdi. Sağlık Müdürlüğü ise aynı su için insanların tüketimine uygundur dedi. MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan konuyu meclise taşıdı diyor. Ve özel yetkililer kaldırılıyor diyor Radikal Gazetesi de. Hazırlanan önergeye göre özel yetkililer süren darbe davaları bitene kadar görevini yapacak. Ardından görevi ağır ceza mahkemeleri devralacak diyor Radikal Gazetesi. Ve Radikal Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Cenevre pazarlığı başlığını atmış bugün ve dün Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Rusya'ya giderek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesini baş sayfaya çıkarmış. Cumartesi günü, yani bugün, bildiğiniz gibi Cenevre'de Birleşmiş Milletler bir Suriye toplantısı düzenlenecek ve Rusya ve Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Kofi Annan da İran'ın bu toplantıya katılması yönünde ısrar etmişti. Ancak Amerika daha önce kırmızı çizgimizdir diyerek buna tepki göstermişti. Ve dün Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Rus mevkidaşıyla görüşmek üzere St. Petersburg'a gitti. Ve bununla ilgili ayrıntıları aktarıyoruz şimdi. Amerika Dışişleri Bakanı Clinton ve Rus mevkidaşı Lavrov, Suriye konusunda bugün yapılacak kritik Cenevre konferansı öncesinde St. Petersburg'da buluştu. Clinton, Suriye'de oluşturulması planlanan geçiş hükümetinde Beşar Esad asla olmamalı, yoksa Cenevre konferansı çöpe gider derken, Lavrov ise önce ateşkes sağlanmalı ve askerlerle isyancılar geri çekilmeli. Cenevre'de Suriye'ye dışarıdan reçete yazmak için toplanmamalıyız görüşünde. Rusya'nın ilk aşamada kabul ettiği Suriye'de bir ulusal geçiş hükümeti öngören plana önceki gün karşı çıkması Batı'yı şaşırttı. Moskova'nın Esad'sız Suriye için geçiş formülünün içini boşalttığı yorumu yapılan değişiklik teklifleri ise Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından kabul edilmiyor diyor. Rusya son bir haftadır yaptığı açıklamalarda Suriye'ye dış müdahaleyi kınamış ve Suriye'nin kaderine yine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Ve çözüm çıkarsa destekleriz demiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana arasında bugün gerçekleşecek görüşmeyle ilgili konuşmuş. Kılıçdaroğlu, çözüm önerisi çıkarsa destekleriz demiş. Evet, Başbakan Erdoğan bugün Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile Başbakanlık konutunda saat 15'te görüşecek. Gözler bugün bu olaya çevrilmiş durumda ve mecliste bugün açık. Mecliste 3. yargı paketinin bugün geçmesi bekleniyor. Ve Milliyet'ten aktaracaklarımız bu kadar. Hürriyet Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah Gazetesi PKK'nın başına Esad'ın ajanı başlığını atmış bugün. Terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin başına Beşar Esad'ın ajanı olarak bilinen Ebu Velat kod adlı Salih Müslüm geçti diyor. Suriye'den eylem için Türkiye'ye geçtikten sonra güvenlik güçlerince yakalanan PKK üyesi FA, istihbarat birimlerine verdiği bilgilerde Kandil'den güçlü bir isim PKK'nın Suriye sorumluluğuna getirildi diyor. Bu ismin Ebu Velat Kod adlı Salih Müslüm olduğu belirlendi. Muhalif Kürt sitesi Nasname'ye göre Müslüm Suriye'de adi suçlardan müebbete mahkumdu. Ancak Esad'a ajanlığı kabul edince 1,5 yılda cezaevinden çıkarıldı diyor.
Esad tarafından Kandil'deki kamplara eğitime gönderilen Müslüm, Esad Türkiye tarafından dışlanınca PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin başına geçirildi, ezme görevini üstlendi, diyor. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a hedef alan haberinde PKK'yı ön plana sürüyor Sabah gazetesi. Ve Başbakan Erdoğan'ın dün Erzurum İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalara da yer vermiş Sabah gazetesi. Taşeron'un ihanetini görün demiş Başbakan Erdoğan. Erdoğan Erzurum'da Şark'ın sevgili kumandanı Selahattin Eyyubi'nin torunlarına seslendi. Bunlar Kürtlerin hakları için değil, Türkiye'nin düşmanları için taşeronluk yapıyor. Bizatihi Kürt kardeşlerimize ihanet içindeler, diyor. Ve Sabah gazetesinden aktaracaklarımız bunlarla sınırlı. Sırada Taraf gazetesi var. Taraf gazetesi, gazeteci Musa Anter'in tetikçisinin yakalanması haberini baş sayfaya taşımış ve Anter'in katilini devlet korumuş başlığını atmış. Musa Anter'in tetikçi zanlısı Hamit Yıldırım 20 yıl sonra yakalandı. Dicle Anter ve aynı saldırıda yaralanan Orhan Miroğlu yeşil kartı var. Devlet tetikçisini korudu, diyor. Bir vatandaşın Sabah gazetesine attığı ihbar mailiyle başlayan süreçte Musa Anter'in tetikçisi olduğu iddia edilen Hamit Yıldırım yakalandı. Yıldırım 20 yıldır Şırnak'taydı, diyor. Gerçek kimliği ve yeşil kartıyla yaşıyor. Ticaret yapıyordu. Dicle Anter, Orhan Miroğlu bunu devletin Hamit Yıldırım'ı korumasına bağlıyorlar, demiş. Ve şoförleri ilgilendiren, taksi şoförlerini ilgilendiren bir haber veriyor Taraf gazetesi. Ve üç yanlış bir şoför götürür, diyor. Vatandaşa müjde. Üç ihtar alan taksici meslekten men edilecek, diyor. Kirli, kazıkçı, kaba şoförlere son fırsat. Yolu uzatan, kaba, arabası kirli, klima açmayan, yolda aşırı hız yapan taksiciler yandı. Üç kez şikayet edilen şoför meslekten men edilebilir, diyor. Ve özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemeyi özel yetkili karmaşa başlığıyla vermiş Taraf gazetesi. Özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemenin içeriği hala belirsiz. MİT kanunu gibi askerlere izin gelebilir, diyor. Bugün mecliste görüşülecek özel görevli mahkemelerle ilgili düzenleme süren tartışmalara rağmen muğlaklığını koruyor. Darbe davalarının etkilenmeyeceği bildiriliyor. Askerlere izinle dokunulacak. Mahkemelerin özünün korunulacağı iddia edilirken komutanların izne tabi yargılamaları yüksek ihtimal sayılıyor, demiş Taraf gazetesi. Ve daha önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, BBP lideri Mustafa Destici ile yaptığı görüşmede de asker içinde bir MİT kanununun istediği ifade edilmişti. Ancak daha sonra bunlar yalanlandı. Ancak Taraf gazetesi bunu tekrar gündeme getirmiş ve askere de bir MİT kanunu geleceğini ifade etmiş. Ve Taraf gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam gazetesi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'ndeki bir tuhaflığı bugün bizlere sunmuş. Basın kartlı makam şoförü başlığını atmış. Mevzuatta akıl almaz tuhaflık. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü'nün şoförü Bekir Er Yılmaz'a komisyonun 20 Haziran'daki toplantısında oy birliğiyle sürekli basın kartı verildi, diyor. Bu karar yıllardır süren kimler basın kartı taşımalı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Üst düzeydeki mesleki ehliyet anlamına gelen sürekli basın kartı en az 20 yıl fiilen gazetecilik yapanlar ya da gazetecilikle ilişkili görevli olanlar hak ediyor. Ancak yönetmelikte sınırlar geniş tutulunca komisyonun önüne inanılmaz dosyalar geliyor, demiş. 20 yıldır kurumda devlet memuru kadrosuyla çalışan şoför Er Yılmaz, daha önce de sürekli basın kartı almak için başvuruda bulunmuş. Komisyon uygun değil deyip geri çevirmiş. Ancak uygun değil dediği şoför Yılmaz'a daha sonra basın kartı verilmiş. Ama son toplantıda 70 kişi arasında şoföre de olur verildi. Genel Müdür Murat Karakaya da sonuçtan rahatsız. Mevzuat değişmeli, diyor. Ve karara kadar özel yetki başlığını atmış Akşam gazetesi de.
Hükümetin özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemesi hazır. CMK'daki 4 maddelik değişiklikle özel yetkili mahkemeler kaldırılacak. 29 büyük şehirde ihtisaslaşmış ağır ceza mahkemeleri olacak. Geçici madde eklenerek Ergenekon, Balyoz, 12 Eylül, 28 Şubat gibi davalar karar çıkana kadar özel yetkili mahkemelerde görülecek. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuksuz yargılanması için de formül aranıyor demiş Akşam Gazetesi. Ve Akşam Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Zaman Gazetesi var. Zaman Gazetesi özel görevli mahkemelerle ilgili düzenlemeye dikkat diyor ve uyarıyor. Hukukçu ve aydınlardan 250. madde uyarısı diyor. Oldu bitti, kaos çıkartır. Hükümet CHP ve BDP'nin de desteğini alan özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına yönelik yasa değişikliğini bugün meclise getirmeyi planlıyor. Hukukçular ve aydınlarsa darbecilerin, çetecilerin, terör örgütü PKK, KCK mensuplarının yargı önünde hesap vermesinde etkin rol oynayan ihtisas mahkemelerinin kamuoyunda tartışılmadan alelacele kaldırılmak istenmesinden endişeli. Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, yeterince tartışılmadan bu mahkemelerin kaldırılmasına karşı olduğunu söylüyor. Yetkilerin aşırı kullanımına yol açan hukuk hususlar düzeltilmeli ama Türkiye'nin bu mahkemelere hala ihtiyacı var. Kesinlikle oldu bittiye getirilmemeli. Hükümet Yargıtay'ın görüşünü almıyor. Terör davalarına bakan hakim ve savcıların görüşünü almıyor. Onun için bu mutlaka sonbahara ertelenmeli demiş Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol. Emekli Cumhuriyet Başsavcı Reşat Petek endişesini dile getirirken referandumu hatırlatmış. Günlerce yetmez ama evet için vilayet vilayet dolaşanlardanım. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Vahit Bıçak, soruşturma izninin dokunulmazlığın diğer bir ismi olduğunu vurgularken eski savcı Gültekin Avcı bu şartın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne açıkça aykırı olduğuna dikkat çekmiş. Ve Zaman Gazetesi'nden aktaracağımız bir haber daha var. 28 Şubat mağduru memurlara müjde diyor Zaman Gazetesi. 28 Şubat döneminde meslekten ihraç edilen yüzlerce memurun beklediği yasal düzenleme meclisten geçti. 2006'da çıkarılan kanunla mesleğe geri dönmeye hak kazanan memurlardan geriye dönük sigorta primlerini ödemeleri istenmişti. 20-30 bin lirayı bulan primler birçoğu öğretmen olan memurları maddi sıkıntıya düşürdü. Zamanın 28 Şubat mağduru öğretmenlere on binlerce liralık prim şoku haberi üzerine hazırlanan kanun teklifi önceki geceye yasalaştı. Buna göre prim borçlarını ilgili kurumlar ödeyecek. Evet, Zaman Gazetesi'nin çağrısı üzerine bir yasa teklifi hazırlanmış ve yasalaşmış. 28 Şubat mağduru memurların prim borçlarını ilgili kurumlar ödeyecek. Zaman Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk, onlar amin, ben amen başlığını atmış. Kilise ölen Ermeni vatandaş için fahiş para isteyince ailesi Müslüman gibi gömdü. Kızı amen, cemaat amin dedi diyor. Ermeni vatandaş Harut Yun Kambarizoğlu, Alzheimer olunca Darül Aciz'e yatırıldı. Babalar günü orada öldü. Kilise kızına 8 bin lira cenaze masrafı çıkardı. Ailesinin parası yoktu. Darülacize devreye girdi. Cenaze camiden namazı kılınarak Fatiha'larla Müslüman mezarlığına defnedildi. Kızı Anna çok güzel dualar okundu. Cemaat amin, ben amen dedim demiş. Ve Türk jeti Suriye'de düşürüleli tam 9 gün oldu. Ve dün Dışişleri Bakanlığı Amerikan Deniz Araştırmaları Vakfı'na ait Nautilus araştırma gemisini görevlendirdi. Nautilus 1,5 gün sonra bölgede olacak ve enkazı aramaya çalışacak. Ve Titanic'i buldu, F4'ü de bulacak demiş Habertürk gazetesi ve Nautilus'un görevlendirilmesini haberleştirmiş.
Titanik'in enkazını bulan Amerikan araştırma gemisi Nautilus, Suriye'nin düşürdüğü RF-4 uçağı ve pilotları arama çalışmalarına katılmak için 2 gün sonra geliyor demiş. Ve Habertürk gazetesinden aktaracağımız bir haber daha var. Emniyet görevlilerini ilgilendiren bir haber bu. İstanbul'da 110 müdür ve amire şark tayin ediyor Habertürk. İstanbul Emniyetinde görevli 71 emniyet müdürüyle 39 emniyet amiri ve başkomiser Doğu'ya tayin oldu. 13 emniyet amirinin de tayini İstanbul'a çıktı. Şarka tayin edilenler arasında organize şubeden 2, narkotikten 1 müdür yardımcısı da var. 2362 emniyet personeli ise terfi etti diyor Habertürk gazetesi. Ve sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak sinir gerginliği başlığını atmış bugün. Suriye'nin hava korsanlığı sonrasında TSK'nın angajman kurallarının değiştiğini açıklayan Türkiye, sınır bölgesine kısa menzilli füze bataryaları ve uçaklara karşı da etkili olabilen füzeler yerleştirdi. Atılgan ve zıpkın modeli Stinger füzeler yüzünü Suriye semalarına çevirdi. Esed ise Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a Esed diye hitap ediyor bu gazeteler. Esed ise Halep'e 170 tank konuşlandırdı. Gerilim had safhaya ulaştı. Evet, Suriye'nin Halep'e 170 tank konuşlandırılması haberi de Özgür Suriye ordusundan bir kişiye ait. Ancak bunu gerçek gibi yansıtmış Yeni Şafak gazetesi. Ve ağır ceza davalarını denetim mahkemesi demiş ve özel görevli mahkemelerle ilişkin düzenlemeyi Yeni Şafak'ta baş sayfasına taşımış. Hafta sonu meclisten geçmesi beklenen tasarıya göre ağır ceza mahkemelerinin kararlarına insan hak ve özgürlükleri açısından itirazları temel haklar hakimi değerlendirecek. Hakim avukat olmadan da davayı yürütebilecek. Böylece İstanbul Barosu'nun balyoz davasında yaptığı boykot gibi engellemeler bitecek diyor. Evet, hukuksuz yargılamadan sonra avukatsız yargı haberini taşımış Yeni Şafak baş sayfasını. Sırada Star gazetesi var. Star gazetesi Başbakan Erdoğan'ın dün Erzurum İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayı baş sayfasına taşımış ve kükremiş sel olur, bendimizi çiğner, aşarız sözlerini aktarmış. Ve özel yetkili mahkemeler davalarını bitirecek başlığıyla ÖGM düzenlemesini haberleştirmiş Star. Bugün meclise getirilmesi beklenen 3. yargı paketinde özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemede bazı maddeler kesinleşti. Ceza muhakemeleri kanunu 250, 251 ve 252 kaldırılıyor demiş Star. ÖYM'lerde görülen mevcut davalar kesinleşinceye kadar yine aynı mahkemelerde görülmeye devam edecek. Bölgesel mahkemeler kurulup darbe ve terör suçlarına bunlar bakacak. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu suçu, cebir ve tehdit yoluyla çıkar amaçlı suç örgütü ve mafya gibi suçlara karışan kamu görevlileri izin alınmadan yargılanamayacak. Bunlara ağır ceza mahkemeleri bakacak diyor. Evet, kamu görevlilerine de bir MİT yasası getirileceğini haber veriyor Star gazetesi. Ve Star gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Bir Gün gazetesi var. Bir Gün savaş tamtamları başlığını atmış bugün ve Suriye ile yaşanan jet krizini baş sayfaya taşımış. Suriye ile yaşanan krizin ardından füzeler Suriye'ye çevrildi. Komutanlar bölgeye gitti. Suriye'nin de karşı hamle olarak sınıra asker yığına yaptığı öne sürüldü diyor Bir Gün. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına asker sevkiyatı sürüyor. TSK'ya ait 30'a yakın askeri aracın yanı sıra zırhlı araçlar da bölgeye kaydırıldı. Ayrıca Stinger füzeleri Suriye sınırındaki bir karakola yerleştirildi. Füzelerin rampaları da Suriye'ye çevrildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük de dün Suriye sınırındaydı. Daha önce de Suriye sınırına askeri yığınak yapılmaya başlandığı haberleri gelmişti. Bölgeye yakın yerlerde bulunan zırhlı araçlar Suriye sınırına kaydırıldı. Diyarbakır yönünden gelen, aralarında tırlara yüklenmiş tankların da bulunduğu zırhlı araçlarla askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
Sıkı güvenlik önlemleri altında konvoy Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin'le Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru götürüldü diyor. Ve artık psikolog da yok demiş Bir Gün gazetesi. Ve başlık üstündeki haberinde özel eğitim kurumları yönetmeliğiyle psikologların ders saati yarıya düşürüldü demiş. Uygulama engelli çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek. 21 Mayıs'ta yürürlüğe giren özel eğitim kurumları yönetmeliği, psikologların özel eğitim merkezlerine verdiği ders saatini haftada 40 saatten 20 saate indirdi. Yapılan düzenleme ile birlikte özel eğitim merkezlerinde engelli çocuklara özel eğitim veren psikologlar, resmi olarak tanınmayan ve bu nedenle devlet tarafından ödeneği karşılanmayan aile eğitimi alanına kaydırılıyor. Söz konusu düzenlemenin meslektaşları için ciddi bir hak kaybına neden olacağını belirten psikologlar, uygulamayla engelli çocuğun gelişiminin de olumsuz etkileneceğini ifade ediyor. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Hakan, yönetmelikle gelen uygulamanın psikologlar için ciddi bir hak kaybına neden olacağını belirtmiş. Ve Bir Gün gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar. Sırada Bugün gazetesi var. Bugün doğum azaldı, kürtaj patladı başlığını atmış. Türkiye'nin nüfusu 10 yılda 4 milyon artarken yıllık doğum sayısı 100 bin azaldı. Annelik yaşı 27'ye yükselirken kürtaj sayısı 5 yılda 2 kat arttı demiş. Meclisin doğum ve kürtajla ilgili yaptırdığı araştırma ilginç verileri gözler önüne serdi. Nüfusun 69 milyon 700 bin olduğu 2001'de 1 milyon 323 bin çocuk doğarken nüfusun 73 milyon 700 bin olduğu 2010'da 1 milyon 238 bin doğum gerçekleşti. Eğitim seviyesi önemli değil demiş Bugün gazetesi. Doğum hızı 2.37'den 2.03'e düştü. 2007 yılında 35 bin kürtaj yaptırılırken bu rakam 2011'de 69 bine yükseldi. Kürtajın sadece %21'i doktor kararlarıyla gerçekleştirildi. Araştırma kürtajda eğitim seviyesinin önemli olmadığını da ortaya koydu demiş Bugün. Ancak doğum hızının düşmesinin üzücü bir haber olduğunu düşünen Bugün gazetesi çok ilginç bir habere imza atmış böylelikle. Ve terör örgütlerine ve mafyaya gün doğar başlığını atmış özel mahkemelerle ilgili düzenlemeyle ilgili. Özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenleme. Düzenlemede uyuşturucu ve çıkar amaçlı suçların özel yetki dışına çıkartılmasına hukukçulardan önemli bir itiraz geldi demiş Bugün. PKK'nın finansmanı uyuşturucu ve çıkar amaçlı örgütlerle belediye ihalelerinden sağlandığını belirten hukukçular, terör örgütüne ve mafyaya gün doğar demiş. Evet, Bugün gazetesinden aktaracağımız bir haber daha var ve kentsel dönüşümle ilgili bir haber. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yıkım modellerini araştırıyoruz demiş ve kentsel dönüşümün ipuçlarını vermiş Bugün gazetesinde. Afet riski taşıyan binaların dönüşümü Türkiye'nin 700 noktasında Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle aynı anda başlayacak. Yıkımda patlayıcılar da kullanılacak. Bakan Bayraktar yıkılacak binalar arasında kendi bakanlığının binasında olduğunu söylemiş. Esenler ve Beyoğlu'nda talep var. İzmir'den başlayacağız demiş ve düğmeye Başbakan Erdoğan basacak diye söylemiş Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Ve Akit gazetesinden ilginç bir haberle yeniden sizlerleyiz. Akit gazetesi darbelerin anası Amerika demiş. Amerikalı ünlü düşünür Noam Chomsky, Batı halklar eziliyor diye takiye yapıyor. Orta Doğu'daki bütün darbelerin arkasında Amerika ve İngiltere vardır sözlerini manşetini taşımış. Ve gazetelerden aktaracaklarımız bu kadar. Sizinle bir haberle bitirmek istiyoruz. Dün Beyoğlu'nda gazetecilere özgürlük yürüyüşü yapıldı.
Gazeteciler özgürlük için yürüdü. Tünelden başlayan yürüyüş Taksim Meydanı'nda son buldu. İstiklal Caddesi boyunca yürüyen gazeteciler zindanlar boşaltılsın, gazetecilere özgürlük sloganları attı. Gazeteciler özgürlük için yürüdü. Gazetecilere Özgürlük Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe yurttaşlar da destek verdi. Tutuklu gazetecilerin fotoğraflarının taşındığı yürüyüş Tünel Meydanı'ndan başladı. Zincirleri kıracağız, milli bayram edeceğiz. Zincir Türkiye'ye yakışmıyor, hesabını soracağız. Yürüyüşe katılanlar İstiklal Caddesi boyunca gazetecilere özgürlük sloganı attı. Basına özgürlük, zindana boşalsın, basına özgürlük. Ulusal kanala konuşan gazeteciler ve yurttaşlar tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. İşte Turan Özdiler, Deniz Yıldırımlar, gerçeğin peşindeydi her zaman. Bu yazdıkları için biz bugün alanlarda olmak zorundayız ve bu ses sahip olmak zorunda kalıyoruz. Olmaması gerekirdi. Bunlar hiçbir zaman özgür Türkiye'nin özgür basının önüne geçemeyecek. Yani 12 Eylül döneminde de böyleydi, Çağ Parti döneminde böyle. Yani çok üzgünüm aslında, onu söylemek istiyorum. Dünyada utanç neyi birincisi olmuştur. Yüzü aşkın gazeteciyi hapsetmekle. Basın ve ifade özgürlüğü yalnızca gazeteciler için değil, halkın haber alma özgürlüğü engelliyor. Taksim Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş sonrasında Gazetecilere Özgürlük Platformu dönem sözcüsü Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi basın açıklaması yaptı. İpekçi açıklamasında özgür basın olmazsa özgür toplum olmaz dedi. Özgür basın olmazsa özgür toplum da olamaz diyoruz. İşte bu nedenle çağrımız sadece gazeteciler için değil, bütün fikir suçluları için zindanların boşalmasını... Evet sevgili Ulusal Kanal izleyenleri, bugün gazetelerde öne çıkan gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.